3 sefer seçme yaptık. Seçmede okullar çıkmadı hiçbirisi. Kaçıncı sınıfa gidiyor çocuğunuz? 9'a gidecek. 9'a gidecek. 9'a işte seçmeli sınavlar ne onu yaptılar. O çocuğuma çıkmadı. Çıkma için bizi o gittiği okula, 8. sınıftaki okula gittim. Milli Eğitim'e dedi gideceksin. Orada komisyon dedi. Komisyon dedi çocuğumu yerleştirecek. Ben de buradan geldim. Milli Eğitim'e dilekçe verdim. Çocuğum için. Çocuğum yerleşemedi diye. Puanı düşük diye benim çocuğumu İmam Hatip'e verdiler. Ben de İmam Hatip'i duyunca kafam karıştı. Koşturdum İmam Hatip'e vardım. İmam Hatip'e dilekçemi yazdım. Verdim. İbrahim Özaydın Meslek Lisesi'ne nakilini istedim çocuğumun. Yani bu İbrahim Özaydın sizin mahallede? Evet, bizim mahallemizde. Burada da kontenjan boşluğu yokmuş. Anadolu'ya gittim. Anadolu'da da kontenjan boşluğu yokmuş. Tekrar Milli Eğitim'e geri geldim. Milli Eğitim'de de benim çocuğum dedim boşta kaldı. Nasıl olacak? Bana 40 kilometre öteden okul söylüyorlar. Oraya gidecek senin çocuğun. Benim imkanım da yok. Kudretim de yok. Artı ben gözümün önünde olmayan bir çocuğu da Bolluca'ya niye göndereceğim? Benim mahallemdeki okullara başka illerden çocuklar dolduruyorlar. Benim çocuğuma yer yok. Ben İmam Hatip de, FETÖ'cüler de, şunlar da bunlar da dert istemiyorum çocuğuma. Ben çocuğumun IŞİD'ci olmasını istemiyorum İmam Hatip'e gidip de. İmam Hatip'e gidip IŞİD'ci olmasını istemiyorum. Kesin ve kesinlikle. Ben evimin yakınındaki olmayan bir okuldan hariç hiçbir okula da göndermeyeceğim. Benim başıma her şeyleri getirdiler. Bak ben bir sürü beni uğraştırdılar. Bakın verdiğim dilekçelerim burada. Şu seçmeli derslere yaptığım şeyler. Şu verdiğim dilekçelerim şunlar bunlar. Yani benim çocuğum 3 sefer tercih yaptı, 3'ünde de yerleşemedi hiçbir okula. Eğer bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim çocuğumu bir okula yerleştiremiyorsa, İmam Hatip haricinde benim mahallemde okula yerleştiremiyorsa, benden ne istiyor bu devlet? Benim vergimi alıyor. Her şeyimi alıyor. Benim çocuğuma niye bu kadar önem vermiyor? Benim mahallemdeki okul değil de 40 kilometre ötedeki bir okula veriyor benim çocuğumu. O zaman benim çocuğum yarın asker olduğu zaman askere de almasınlar. Peki siz çocuğunuzun İmam Hatip'te okumasını istemiyorsunuz? Alevi olduğu için mi? Evet, evet, evet. Biz zaten sorun da benim Aleviliğimden kaynaklandı. Benim çocuğumu ortaokulda din dersi hocası çocuğumun üstüne gelmiş. Ben de çocuğa, lan oğlum çocuk zorlanıyor, okula gitmek istemiyor. La oğlum niye gitmen okula, senin ne var? Nasıl gitmezsin? Çocuğu zıkıladım, baba dedi böyle böyle din dersinden beni dedi hoca okuldan atacakmış bilmem ne. Oradan ben vardım oraya, kardeşim dedim benim çocuğumu, dinini ben öğretirim. Siz nasıl dini öğreteceksiniz çocuğuma? Yani helali, haramı, Allah'ı, Muhammed'i, Ali'yi ben öğretirim. Siz nasıl öğreteceksiniz? Sizin öğrettiğiniz ne? Ondan sonra çocuğumun puanları düşük çıktı. Düşük geldi, yerleşemedi. Şu anda da zor durumdayım. Yani ne yapacağım? Kaymakamlığa gittim. Cemevi Başkanı kaymakamlığa gitti. Buraya Milli Eğitim'e geliyorum. Milli Eğitim'de bayanın bir tanesi bana diyor ki yerleşmiş daha İmam Hatip'e, ne güzel. Git sen kendi çocuğunu gönder. Kardeşim benim çocuğumu niye gönderiyorum? Milli Eğitim'de bir tane kapalı hanım ablam bana öyle söylüyor. Ne güzel diyor, şeye diyor, İmam Hatip'e yerleşmiş. Ya dedim istemiyorum. Benim istemediğim yemeği bana niye bu devlet yedirmeye çalışıyor? Benim zorum ne? Yemek zorunda mıyım? Okulumuz da burası, Milli Eğitim. Arnavut ilçe Milli Eğitim. Adı Milli Eğitim buranın. Kimin çocuklarını nerelere yerleştiriyorlar? Ben garibanım. Benim çocuğum yerleşir mi acaba? Ben de onu düşünüyorum. Onu yerleştirebilecekler mi acaba? Bir bakacağım, deneyeceğim. Her yolları deneyeceğim. Çocuğum için gerekiyorsa sürgün olup gitmeye de hazırım yani. Bana ülkemi göstersinler. Bana burada yer yoksa desinler ki senin ülken şura,
İran, Irak, Afganistan, Suriye, nereyse beni oraya göndersinler. Bu kadar basit. Ben hiç başka bir şey istemiyorum. Ama benim çocuğumun eğitimini vermek zorundalar. Kesinlikle çocuğumun hakkını yedirmeyeceğim, yedirtmeyeceğim. Eğer biri, şunu da söylüyorum ki, eğer bir okuldan bir vatandaşımın çocuğunu atar da benim çocuğumu alırlarsa, orada da ayıp ederler. Ona eğer duyarım, işitirim, böyle bir şey varsa ona ben de razı olmam. Ben kimsenin hakkını yemem. Ama hakkımı da yedirtmeyeceğim bunlara. Kesinlikle yedirtmeyeceğim. Alevi çocukları yıllarca imam hatiplere gönderildi. Sizce bu konuda sadece sizin çocuğunuz mu gönderiliyor? Alevi olanlar ya da Alevi olmayan çocuklar da zorlanıyor mu imam hatiplerde? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu an günümüz şartlarındaki eğitim sistemi sizce doğru mu? Nasıl olması gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim sistemi derseniz eğitim sistemi yok. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde tek bir insanın şeyi var. Başka bir şey yok. O ne derse hazretler, buradakiler onu mu uygulamaya çalışıyor onu bilemem. Ama Alevi çocuğu var mı? İlla var. Yani yok da demem, var da var. Ama ortaya çıkamıyorlar, korkuyorlar. Herkes ben kadar cesaret gösterse bu ülkede bağ duvarı neylesin. Aleviliğinden korkuyorlar. Alevi olduğu için korkuyorlar. Ama ben korkmuyorum. Hiç kimseden de korkum yok. Sadece tek bir korkacağım bir insan var. Allah, bir de yaptığım işten korkarım. Ha, yaptığım işten ne? Hırsızlık yapmışsam, namussuzluk yapmışsam ondan çok korkarım. Ama şu yaptığım işten hiç korkmuyorum. Buranın amiri, mülki amiri, kaymakam bey. Kaymakam bey. Bu işlere bak, eğil. Benim vergümle ayakta duruyorsun. Çoluğuna çocuğun rızkını benim vergümden götürüyorsun. Eğer bana bunu, bu buradakiler bunu yapıyorsa ben de o vergümü sana helal etmeyeceğim. Etmiyorum da. Benim çocuğumu bu şekilde getiriyorsanız ben helal etmiyorum. O maaşını benim vergümden alıyor. Ben helal etmiyorum bu hakkımı sana. Vergümü helal etmiyor. Zehri zıkkım olsun diyor. Beni bu zor durumlara düşürdüğünüz için zehri zıkkım olsun diyorum benim vergülerim maaşlarınızda. Siz Alevi vatandaşı olarak bu ülkeye vergi veriyorsunuz. Ama bu verginizle hiçbir karşılık göremiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yahu görmez olur mu yok? Biz Zengbey oyunu görüyoruz. Biz, siz neyden bahsediyorsunuz? Devletimiz Türkiye'yi büyütüyor. Efendim FETÖ'yü büyüttü. Daha ne göreceğiz? Daha bundan başka iyi göreceğimiz bir şey var mı? Yani kendi inançlarınızı yaşa... Yahu bizim inancımız mı var abi ya? Var mıymış öyle? Alevi var mıymış Türkiye'de benden başka? Var mıymış? Yok mu? Demek ki yok. Ben varım demek ki. Tek Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevi benim demek ki. Gelip de bir tanesi cesaret edip şuralara gelseler, şey yapsalar, böyle olur muydu? Peki siz nerelere başvurdunuz? Kimlere başvurdunuz? Yardım istediniz, sesinizi duyurmak istediniz. Bunlardan bize bahseder misiniz? CHP milletvekili Özgür Karabat aradı. Çocuğum benden şeylerini istedi. Evraklarını gönderdim. Gürsel Tekin Beyefendi'yi aradım. Ona da gönderdim. Bir ses çıkmadı. Herhangi bir ses çıkmadı. Yani kendi çabamına ne yapabilirsin? Çağrım var. Seçimler geldiğinde var. Başvurduğunuz nesiniz diyorsunuz ya. Buyursun. Kılıçdaroğlu. Bunu sen gönderdin bana. Bunu başkası göndermedi. Bana bugün sahip, sen sahip çıkmazsan yarın seçim zamanı ben de sana sahip çıkamam. Bunu bil. Ben İstanbul İl Başkanlığı'nı da aradım. Milletvekillerini de arıyorum. Ama bunu bana sen verdin. Ama benim sorunuma eğil. Lütfen. Sorunuma eğil. CHP'nin... Görmüyor kardeşim CHP. Hayır, hiç de bir konuda bizi görmüyor. Hiç. Ben bunu da gerekse götürüp Arnavutköy ilçe başkanlığına bırakacağım. Peki bu tür imam hatip okullarının din derslerinin sizce Alevi inancına bir zararı var mı? Bana ters.
zararı olsun, kârı olsun. Kârı da olsa İmam Hatip'i bana ters. Benim atamdan, dedemden, ebemden, ecdatımdan olmayan bir şey bana dayatılmaz. Eğer burası layık, özgür bir ülke ise bana bunu dayatmayacaklar. Dayatmasınlar da. Ben kimseye de dayatılmasını istemem. Ben Aleviyim, bana ters. Ama öbürü kendine yakıştırıyor. Adamın inancı orada. Ben cemevine ne kadar sadıksam oraya sadık olan insanları göndersinler. Beni niye zorluyorlar? Benim çocuğumu da benim istediğim şey, yani benim derken ne? Alevi şeyine göre ders versinler. İnancına göre. Orada zaten onlar alıyor. Bizim çatır çatır virgüllerimizi yiyorlar güzel güzel, kuzu kuzu. Daha ne diyeyim ben? Buradan bir çağrınız var mı Alevi kurumlarına ya da milletvekillerine, milli eğitime, devlete? Buradan bir çağrınız varsa alabilir miyiz? Önce devletime şunu söyleyeyim. Devletim devletliğini bilsin, devletliğini yapsın. Bu hep devletin elinden geçer. Her şey devlet uygular, öbürleri uymak zorunda. Ha, devlet uyguluyor, ben de uymak zorunda kalıyorum. Devlet bizim önümüzü açsın. Biz ondan bir şey istemiyoruz. Sadece eğitimimizi istiyor. Bizim cemevlerimizi tanısın. Cemevlerimize ya sadece tanısın yeterler ya. Biz gerisini yaparız cemevlerini. Biz onlar gibi gidip de milyarlar istemiyor. Bizim cemevimizi tanısınlar. Bizim benliğimizi versinler. Aleviyik desin diyebilelim. Bir devlet kurumunda ben kendimi saklamayayım. Alev olduğumu. Varayım ben Aleviyim kardeşim dediğim zaman bana da Alevi olarak saygı göstersinler. Ben bunu istiyorum. Geriye kalan yöneticilere de bir tek sözüm var. CHP'ye, bu özellikle CHP'ye. Seçim zamanı bizim yanımıza bir daha gelmesin. Gelmesinler. Bak ben buralarda nelerinden uğraşıyorum. Bir eğilsinler ya, ne var ki? Ne olur? Gelsin milletvekilinin bir tanesi. Ya arkadaş, bu adamın böyle bir zoru varmış. Derdiniz ne? Buradalar. Şey de burada. Gürsel Tekin de burada biliyorum. Özgür Karabat da burada biliyor. Danışmanları burada diyor. Beyefendiler lütfetse de gelse şuraya bir araştırsa ne olur?